eğer isminizin içinde K harfi varsa var ya, K harfi. Mükemmel bir harf gerçekten. Bu insanlar iş ahlakı, çalışmak bu insanlara göre ve işlerini mükemmel yaparlar. K harfi çok güzel bir harftir. Benim adımda yok. Benim adımda yok. Yani şöyle, şimdi çok güzel çalışırlar. Yani iyi çalışırlar yani. Ama işlerini mükemmel mi yaparlar? Yani sadece adında K bulunan insanlar mı işlerini mükemmel yaparlar? Tabii ki değil. Fakat K varsa şanslısın ya. İş açısından şanslısın yani. Çalışma ahlakı açısından şanslısın. Bu yüzden adıma bir ekleme yapmayı isterim aslında. K, H, Z. Bunların hepsi birden adınızda olduğunu düşünün. Zenginlik ve iş ahlakıdır. Çok güzel bir şey. Gerçekten adında K olan insanlar çok şanslı. Sakıp Sabancı onlardan birisi. Ve S harfi de lider pozisyonundadır. İsminizin içinde S harfi de varsa eğer, lider pozisyonunda olabilirsiniz. Yani lider pozisyonunda deyince lider olmak zorunda değilsiniz ama lider pozisyonunda çalışabilirsiniz, yönetici olabilirsiniz ya da lider özelliklere sahipsinizdir. Ortaya çıkarabilmişsiniz ya da çıkaramamışsınız, o ayrı bir şey ama vardır yani, bu özellikler vardır sizde. Sakıp Sabancı'nın evinin önündeki at, bu arada onu tekrar göstereyim. Bakın şurada da var. Şöyle. Neredesin at? Neredesin at? Yakaladım mı? Evet, şurada. Gördünüz mü? Burada da at var ama yani anlayamadığım şey, evin önünde şurada da at var. İki tane at. İki tane atı koyuvermiş Sakıp amcacım, nur içinde yatsın. Evet, yani evin manzarası, müzenin manzarası bu kadar şahane. Gerçekten. Şahane bir manzarası var. Böyle insanların hayat hikayelerini okumak, dinlemek çok önemli ve çok güzel. Yine Koç ailesi. Ya hepsinden, ben hepsinden Allah razı olsun diyorum. Çünkü gerçekten çalışan insanlar, üreten insanlar, ülkeye katan insanlar, ülkeye ekleyen insanlar, insanlığa yani, sadece ülkeye değil, insanlığa bir şeyler eklemiş insanlardan gerçekten binlerce kez Allah razı olsun. Fakat hepimiz biliyoruz Sakıp Sabancı'nın işte sahip olduğu oğlunun durumu vesaire. Bakın evinin önündeki at. Yani diyorum ya işte, Allah'ın verdiği zenginlik kimine mal zenginliği, kimine başka başka zenginlik verir. Ama mal zenginliğinin gerçekten olmazsa olmaz şartıdır. Olmazsa olmaz şartı çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışmayı sevmek, çalışmaya aşık olmak. Üretmek, üretmeye aşık olmak. İnsanlığa bir şeyler vermek, insanlığa bir şeyler katmak. Yani üretmek ve insanlığa hizmeti kendisine yol edinen, buna aşık olan insanlara bol bol hayat verir. Versin de helalinden böyle keyfini de çıkarmayı Allah nasip etsin onlara. Çünkü hak ediyorlar doğal olarak yani. Nur içinde uyusun Sakıp Sabancı. Hepimize de çalışmayı, böyle güzelliklere sahip olmayı da yine Allah nasip etsin bize. Bak bu ağaçta neymiş? Bak bu ağaçta büyük çiçekli manolya ağacıymış.